eski yüzlerinden biri olan Tarabya'daki tarihi otel, Tarabya Oteli baştan aşağı yenilendi. Hatırlarsanız Yeşilçam filmlerinin buluşma sahnelerinde arka fonda yer alan, Türk sinemasının unutulmaz sahnelerinin çekildiği Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Ayhan Işık gibi dev oyunculara ev sahipliği yapmıştı. Yeşilçam'ın salon filmlerinde arabalarından inip lüks bir otelin döner kapısından içeriye giren yakışıklı jönlere ve şık hanımefendilere birçoğumuz aşinayızdır. Hani o gösterişli avizelerin altında yenen romantik yemekler, deniz manzarası eşliğinde koşma kavalamaca sahneleri bir zamanlar tek bir mekanda çekilirdi, Tarabya Oteli. Yıkıldı yıkılacak derken ve birçoğumuz da halini merak ederken, üzülmüşken, hummalı bir çalışmanın ardından Tarabya Oteli yenilendi ve tekrar görücüye çıktı. Şimdi bu döner kapıdan içeriye giriyorum. Anılara tanıklık edelim ve bakalım yenilenmiş haliyle nasıl bir Tarabya Oteli bulacağız karşımızda. Yaklaşık 100 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan ve 100'e yakın film çevrilmiş olan tarihi Tarabya Oteli'nin iç mimarı Hande Tözün'le beraberiz. Hande Hanım, yıkıldı yıkılacak derken hummalı bir çalışmanın ardından Tarabya Oteli yeniden görücüye çıktı. Ve siz Tarabya Oteli'nin iç mimarısınız. Ne gibi değişiklikler yaptınız Tarabya Oteli'nde? Otelin mimarisi zaten neredeyse aslına uygun olarak korundu. İç mekanlarda da mimari olarak planlamada değişiklikler olması gerekiyordu. O değişiklikler, düzenlemeler yapılmıştı. Onun arkasından yani biz içerideki görsel konsepti toparladık. Aslında birebir uygun kaldık diyemeyiz. Ama eskiyi rencide etmeden, beklentileri çok şaşırtmadan güzel ve sakin bir konsept üretmeye çalıştık. Çünkü bina hem çok güzel, değerli bir bina. Mimarisi de kendi dönemi için çok etkileyici. Hiçbir yerde manzaranın önüne geçecek bir şaşa üretmemeye çalıştık. Kullandığımız renk şemasında onun için kum renklerini kullanmaya çalıştık. Mavilerle değerlendirdik, zenginleştirdik. Kapalı içinde bulunduğumuz odada da yine bu sakin renk şemasıyla beraber bir kral dairesi konsepti ürettik. Şu anda zaten Tarabya Oteli'nin Kral Dairesi'nde bulunuyoruz, değil mi? Evet, Kral Dairesi burası. Yani iki yatak odası, bir çalışma odası ve büyük bir salon hacmi var. 350 metrekarelik bir büyük bir oda, bir terası var. Boğaza bakan, içinde jacuzzi'si olan ve klasikle modern objelerin bir arada bulunduğu bir konsept var. Peki Kral Dairesi'nin gecelik fiyatı ne kadar? Kral dairemizin gecelik fiyatı 10.500 euro. Yukarıda neler bizi bekliyor? Yukarıda çalışma odamız var ve terasa çıkabiliyoruz buradan. Terasta da jacuzzi'mizin bulunduğu bir oturma alanımız var. Bu eskiden var mıydı Kral Dairesi'nde? Eski Kral Dairesi'nde de burada bir teras aksesi vardı ve yukarıda tonoz vardı. Muhteşem bir manzara karşıladı. Tabii ki bu vazgeçilmez manzarası Tarabya Oteli'nin. Dünyada hiçbir yerde olmayan bir şey bu. Tabii ki yeni iç dekoruyla beraber manzarası da yenilendi. Çünkü birçok yeni yapı eklendi. Ama o nostaljik görüntüsünü hiç kaybetmedi. Çok teşekkür ediyoruz size. Hummalı bir çalışmanın ardından tekrar İstanbullulara ve bizlere kazandırdınız. Tabii muhakkak esas teşekkür bizden daha fazla. Tabii. Çünkü binanın korunmasında onların en büyük şeyi, payı. Çok teşekkür ediyorum bu söyleşi için. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler,
Tarabya Oteli'nin içinde ve dışında 100'e yakın film çevrildi. Bu merdivenlerden Ayhan Işık, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hulusi Kentmen gibi birçok dev oyuncu geldi ve geçti. Sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın Dünyanın En Güzel Kadını adlı filmin final sahnesi bu terasta çekildi sevgili seyirciler. Sensiz bir an bile yaşayamam ben. Ne olur aşkını gizleme benden. Dünyanın en güzel kadınısın sen. Dünyanın en güzel kadını Türkan Şoray. Belki dünyada ondan güzel binlerce kadın olabilir. Güzel dediğin faydalı olan, merhametli olan, insanlık için çalışandır. Türkan Şoray, şöhretinin zirvesinde olan bir kadının dramını yaşıyor. Burada çekim yapmış olan dev oyunculardan Filiz Akın da Umutsuzlar filminin kısa bir sahnesi için burada bulunmuştu. O zamanlar burada piyano ve bilardo masası vardı. Bilardo masası yok ama piyano hala burada. Binlerce insanın hayatı sana bağlı. Seni öldürürlerse biz ne yaparız? Kudretli Fırat'sın. Bu işler sana yakışmaz. Kendine gel. Okuldan kaçan aylas çocuklara benziyorsun Fırat. Bu durum sana hiç yakışmıyor. Kabadayı Fırat'mış. Çal senin kabadayını. Yeter! Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahnelerinin çekildiği o dönemlerde yapımcılar senaristleri bu otele, Tarabya Oteli'ne yerleştirirlermiş ve senaryo bitene kadar da senaristler buradan ayrılmazlarmış. Dolayısıyla burada birçok anı var sevgili seyirciler. Gerçekten beni de çok etkiledi, çok heyecanlandım. Benim de hatta ailemle bir anım var. 89 yılında bu otelde kalmıştık ve şimdi kocaman büyük bir kız oldum. Şimdi burada bu anıları tazeliyorum ben de. İstanbul'un Simge Oteli 6 yıldır tadilattaydı ve çalışmalar bitti, yeniden hizmet vermeye başladı. Birçok anının bulunmuş olduğu Yeşilçam'ın hatırası Tarabya Oteli'ni henüz ziyaret etmediyseniz burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim ben. Buraya gelin ve bu anılar seyahatine çıkın.